kanser ameliyatı ama plastik cerrahi yöntemiyle de birleştiriyoruz. Ameliyat sonrasında daha az meme dokusu çıkartılıyor. 3 yılda bir olarak mutlaka bir doktorun muayenesi yaptırın deniyor. Dünya çapında kanserin görülme oranları ile ilgili bazı en sık ölüm nedeni de bir numarada akciğer kanseri önemli. Onlar zararlı yağ diye tanımlıyoruz. Sigara kullanımı, medyada fark etmişsinizdir. Angelina Jolie diye bir artist var. Bu kanser saptandığı için siz dersiniz. Bunun için önemli olan farkında olmak. Tedavisi için de meme kanseri tanısı alınmışsa riskimiz iki kat artıyor. Annesinde çift taraflı meme kanseri oldu. Örneklendikten sonra pozitif saptandıysa bunun ameliyatları yapılmaya başlandı. Dolayısıyla %75'inde de hiçbir risk faktörü yokken meme kanseri ise biraz önce dedik 5 kat 9 kat civarında artıyor. Çift taraflı ve menopoz öncesinde ise dokunmayı daha farklı görüyoruz. Bunu daha sık olarak enzimiyle alakalı görebiliriz. İşte çözümün haricinde kullanmanın olması, meme başından akıntı olması özellikle bugün adımlar lokalinde halkımıza meme kanseriyle ilgili bilgilendirici toplantı yaptık. Bilinç düzeyini artıracak, farkındalık yaratacak ve buna bağlı olarak tarım alabilir, muayenelerine etkisi yapacak. Faydalı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü amaç farkına vardır. Bunun önemli olduğunu bilip ona göre hareket etmek. Çünkü erken tanı ve tedavi çok önemli. Erken tanı ve tedavi sonrasında başarı şansımız çok ciddi oranda artıyor. Bizim amacımız da bu. Çünkü dünya çapında 8 kadından birisinin yaşam boyunca etkileyici olan bir hastalıktan, sık bir hastalıktan bahsediyoruz. Oranları nedeniyle ciddi bir problem. Kanser zaten dünyada artan oranlarda görülüyor maalesef. Bununla ilgili de üzerimize düşeni yapma adına bu toplantıyı düzenlemekteyiz. Umarız herkes faydalanmıştır. Genetik nedenlerle, çevresel nedenlerle birçok etkenle isyankar şekilde çoğalıp bütün organizmanın fonksiyonunu bozduğunda da kanser hastalığının yavaş yavaş ilerlediğini görüyoruz. Bu kanser